Onlar kırık leblebi çocuklarıydı. Bozkır'ın boz çocukları. Çıplak ayaklı, çatlak topuklu, yamalıklı kısa donları dizinde ama mutlu. Bugünün çocukları daha farklı. Yalnızca bilgisayar çocukları, uzay çocukları yok. Tiner çocukları, köprü altı çocukları, varoş çocukları da var. Ve en önemlisi de bu çocukların çocukluk zamanlarının çalınışı. İster varoşlarda yaşasınlar, isterlerse bilgisayarla donatılmış evlerde. Bugünün çocuklarının kırık leblebiden haberleri yok. O yıllarda leblebi Avrupa'ya ihraç edilmek için hazırlanırken gelişmemiş ilkel makinelerle kabuğu soyulup kavrulurdu. Bu işlem sırasında makinenin de hassas olmamasından dolayı bir kısmı kırılarak ikiye ayrılır ve kırık leblebiyi oluştururdu. Avrupalılar ağzına tam leblebiyi bir kez atarken onlar iki kez atardı. Hacmi az fakat sayı olarak tam leblebiden bir kat daha fazlaydı. En zengin çerezlerin verdiği tat, kurutulurken kumlanmış kuru üzümle karıştırılan kırık leblebinin ağızda bıraktığı tat karşısında yavan kalırdı. 1973 yılından beri kuru yemişçilik yapmaktayım. Kırık leblebi özel olarak, kırık olarak yapılan bir imalat değil. Normal bir leblebinin darbelerle nohudun kabuğunun soyulurken kırılması sonucunda selektörler vasıtasıyla elenerek dökülen, alta dökülen leblebi kırık leblebidir. Kırık leblebi deyip geçmeyin. Bol bulunan bir çerez değildi. Haftada bir obamıza çerçi geldiğinde dedemizin, ebemizin, babamızın kat kat naylonla sarılmış camız derili cüzdanlarında saklı o muhteşem 50 kuruş, 1 lira, hele bir de at nalı gibi 2,5 lira bizi mıknatıs gibi çekerdi. Para bize sadece kırık leblebi için gerekliydi. Onu da yalvar yakar alabilirsek midemiz bayram ederdi. Tabii dedem git ocağa bata sıcağı hazırlar demezse. O zamanlar ninemizin oyma kakmalı ceviz sandığının içi bizim için bir hayal ülkesiydi. Orada genellikle oruç ayı ya da özel günler için hapsolunan bisküviler, lokumlar, tahin helvaları bulunurdu. Ama yine de kırık leblebinin verdiği tat başkaydı. Zaman zaman onu elde edebilmek için kafamızı zorlardık. Annemizin, ninemizin eskittiği naylon plastik karışımlı, yeşilli, morlu ayakkabıları alıp çerçi gelene kadar saklardık. Bununla da yetinmeyip köyün veya obanın uzağında bulunan çalılık alana gider,
Oralarda otlayan koyunların çalılıklara takılarak bıraktığı yünleri toplar, biriktirirdik. Çorak toprakların az gelişmiş otlakları, hayvanların da beslenme olanaklarını azalttığından dolayısıyla büyükbaş hayvanlar da bozkır gibi boysuz ve az kilolu oluyordu. 1973'te Türkiye genelinde başlatılan ıslah çalışmaları hormonu da ülkemize misafir ediyordu. Tarım Bakanlığı'ndan geldi, iki tane boğa geldi buraya. Burada da bakıcıydı, hacmin, Edemel'in hacmin bakıcısıydı. Burada iki ay baktılar. Ondan sonra yazıya bıraktılar, otlakıya, çayıra. Bizim bu hayvanların ekseriyeti aşılamadan oluyor. Şimdi bu yaşatmıyorlar ki. Bütün boğa yok. Tüm aşılamadan veterinerin suyuna oluyor. Aşılar devletten geliyor, dışarıdan da geliyor. Şimdi bu gelen veterinerler, bayatarlar, kimi diyor Amerikan tohumu getireyim vurayım diyor, kimi yerli vurayım diyor. Yemde 4-5 çeşit kooperatifin yemi var, çeşit çeşit. Eski sığırların sütüne bu hindiki sütler uymaz. Bunlar çok süt veriyor. Eskikilere ağzı da tatlıydı. Şimdi bir inek 35 kilo 40 kilo süt veriyor. Bizim eski ineklerimiz yaylada yayılıyordu. Temiz ot yiyordu. Hiç şimdikileri yazıyı görmüyor ki. 6 ay kapalı bir sene. Devlet o zaman ne yapıyordu? Bir köye bir tane boğa getiriyordu. Tüm herkes orada çekiyordu. Şu anda da bu boğalardan alınan, çok süper güzel boğalardan alınan tohumların sulandırılarak bize verilip tohumlama yapılması yani. Böylece hormonların kapısını da iyice aralamış olduk. Peki buraları yurt tutan insanlarımız tarımcılığa küsmüşler miydi? 76-77 yıllarında Türk şeker, genellikle pancar tohumu Türk şekerdi. Ondan sonra Amerikan tohumu diye bir tohum geldi. O Amerikan tohumları daha kaliteli, pancar daha düzgün, daha büyük oldu. Ama vatandaş yatırdığı pancarın fazlasının parasını alamadı. Şahsen ben de yatırdım. Paramı o zaman alamadım. Devlette kaldı gitti. Fazla kotandan fazla pancar yatırdın diye. Kota vatandaşa belirli, bir sen şu kadar pancar ekeceksin. Bu kadar kotayı yatıracaksın bize. Fazla yatırırsan paran yok. 90 yatırırsan bir de uygulama var. Uygulamada yalnız onu cezası vardı. Pancar ne kadar gelişkin olursa şeker oranı düşük olur. Amerikan tohumu da ektik, Türk şekeri de ektik. Ama eğer işine geçene karırsan bizim kendi Türk şekerimiz daha şekerliydi. Şeker oranımız yüksekti. Şimdi şeker oranı gittikçe düşüyor. Genelde Türk şekerin pancar şeker oranı Amerikan tohumundan yüksekti. Çünkü o pancar çok büyüyor. Pancar da büyüdükçe şeker oranı düşer. Gübre şimdi çok aşırı bahalandı. Vatandaş bu gübreyi kullanamıyor. Kullanan gübre var, diyomun var, iyi gübre. Bugün ben sordum, torbası 95 milyon lira. Bir torba şekerden pahalı. Devlet tarafından getirilen kota, çiftçinin ürününü tarlada bırakmaya mahkum ediyordu. Hayvanların çobanı, çobanınsa köpeği. Namı diğer güdüğü. Güdük bizim elimiz, kolumuz, silahımız, bıçağımız. Güdük değil, köpeğe girse. Köpeğe girse mesela güdüğün özelliği şu yani. Mesela yazda, kışta, kıyamette güdük köpek uyumaz. Kuyruğun altına sokmaz. Mesela kuyruklu köpek normalde kuyruğunu burnunun altına sokar, sürüye kurt karışır. Mesela çobanın olmadığı yerde, köpeğin olmadığı yerde koyunlarımızı
telef ediyor. Öldürüyor, boğuyor, üstünden atlıyor. Ama köpeğimiz iyi savunma yapar da varı kurda çarparsa yahut vurursa köpekten yılar gider, ama köpek sürmezse sürüyü kurt kırar. Yani eksikliğin karşımıza fazlalık gibi çıktığı bir dönemeç. Bozkır'ın sessizliğini kimi zaman güdükler, kimi zaman koyunlar ve kuzular bozarken, kimi zaman da "Destancı geldi, destancı! Destancı geldi! Geldi destancı, haydi buyurun komşular! Tren kazasına uğramış vatandaşlarımızın destancısı geldi. Adana'dan çıktı acele tren, kanlıya şak etti halimi gören. Dediler doktorlar olmuşsun verem, kader böyleymiş alam anne." Anamın ölümüyle beraber ben çıktım, destancılık şiir yazmaya başladım. Cumhuriyet Savcılığından şiirlerime onay verdiler. Gittim. Efendim Niğde, Kayseri, Adana, buralarda olduğu gibi destan söyledim. 8 veya 10 yıl yaptım. Bayağı kazandım. O nişan bile koydum yani. Nişan bile koydum. Allah Allah dedi, girdi yarmaya adamlar. Yarmaya girdiler, çalışıyorlar. Yarma depelerine uçtu tünel. Adamlar öldü, şehit oldu. Efendime söyle. İşte bunlara acıklı şeyleri yazardık. Havalar bulutlu, yollar görünmez. Bozuldu telsizim, haber verilmez. Desem ki durayım, gökte durulmaz. Aman Allah yardım eyle bizlere. Destancı geldi, destancı. Destancı geldi. Bazen de süt sahamında sürünün arasına karışıp koyunların kıllarını asılarak yolmaya çalışırdık. Yolabildiğimiz yünleri cebimize tıka basa doldurur, çerçideki kırık leblebiye yatırım yapardık. Yün toplamaktan yorulduğumuzda ise oralarda oyuna dalardık. Bunlar ilginç oyunlardı. Köyden tarlalara, bağlara, obalara giden bir at arabası yolu bulunurdu. At arabasının tahta tekerleklerini tutan şina, üzerine binen yükün de ağırlığıyla gidip gelirken, bu yoldaki toprağı ezip un gibi ederdi. İşte bu toprağı avuçlayarak alır, yol kenarına dökülen samanla karıştırıp, çanak, tabak, tabanca, araba gibi şekiller verdikten sonra üzerlerini yavaş yavaş ıslatarak güneşte kurumaya bırakırlardı. O sıcak havada kısa zamanda kuruyan şekillerle kıyasıya oynarlardı. Oyuncaklarımızın bu kadar sağlam olmalarının nedenini geç de olsa anlamıştık. Çünkü biz su ve toprakla da böyle şekiller yapıyorduk. Ama bu kadar sağlam olmadığından oyuncağımız hemen dağılıyordu. Neden? İçine tuz ve saman koymak aklımıza gelmiyordu da ondan. Ne güzel bir dostluktur bu. Nasıl bir dostluktur ki, sıkı sıkıya kenetlenmek bu olsa gerek. Su, saman ve tuz misali. Peki kırık leblebi çocuklarının babalarının da oyuncakları var mıydı? Maalesef yoktu. Hayır, neresi oyuncağı nerede gördüm ya? Zamanımızda oyuncak yoktu herhalde. Yoktu. Şöyle bir şey görmedik, o çocuktan büyüdüğümüz için. Yok, oyuncağımız yoktu yani. Oyuncağım vardı, midik yapardık, buzda atardık. Aşık oynardık. Midik şöyle topak, ucu çiviliydi. Yani ipi dolardık, attık mı buzun üstüne, kıvranırdı buzun üstünde öyle. Kaldırgaç, kıldırgaç oynardık. Kendi yarattığı oyuncaklarla oynamak her çocuğa kısmet değildir.
hele hele şehirde yaşayan çocuklara. Onlar için oyuncakçı dükkanı vardır. Dükkanlardan en harika, en gelişmiş oyuncaklar alınır. Üstad Ruhi Su şöyle der. Aman o! En iyi oyuncaklardan bile bir saatte bıkar çocuklar. Halbuki çocuk kendi oyuncağını kendisi yapsaydı durum farklı olurdu. Hem yaratmak hem oynamak başka bir duygu. Oysa kırık leblebi çocuklarının lokması hazır değildi. Cuma gününü iple çekerdik. Çerçi köye geldiğinde topladığımız şeyler azsa, çerçi sadece yarım çay bardağı kırık leblebi verirdi. Bizse iki çay bardağı dolusu olsun diye mücadelemizi bırakmazdık. Bu da olsa olsa çerçiciye yumurta verip leblebi miktarını iki bardağa çıkartacak olan tavuğun azizliğine bağlıydı. %31'liyim. 25 senedir yapıyorum ben bu işi. Lokum, harnıp, tutkurusu bunları satardık, alırdık. Çocuklar alırdı yani bunları. En çok kırık leblebi, üzüm leblebi alırlardı çocuklar. İşte bir ekmek bulduk, yedik velhasılı bununla ne işte bu kadar. Biz yumurtaları asla çalmazdık. Çalamazdık. Tavuk ve yumurta sayısı belli. Akşam bir yumurtaya iki tokat fazla gelirdi. Böyle olunca da biz ne yapardık? Tavukları çift yumurtlatmaya zorlardık. Sabah erken saatte en iyimizi de yanımıza alarak gözümüze kestirdiğimiz tavuğu başlardık kovalamaya. Korkan tavuk yorgunlukla yumurtasını onu kovalamayı bıraktığımız yere bırakıverirdi. Tabii ki bu yumurta bizim olurdu. Aynı tavuğun ikindi üzeri kabuğu tam katılaşmamış zar içindeki yumurtası da evin olurdu. Yumurtaları çerçi gelene değin toprağa gömerek saklardık. Bizimkiler tavuklar hastalanmış herhal, kabuksuz yumurtluyorlar diye hayıflanırlardı. Şimdilerde teknoloji ilerledi. Tavukların tepelerinde sabaha kadar lambalar yakılıp gündüz ortamı yaratılarak bol hormonlu yemlerle de tavukları ikilettiriyorlar. Lakin ikinci yumurta doğrudan elektrik ve yem parasına gidiyor. Oysa kırık leblebiciler bu işi insan gücüyle hallediyordu. Keşke biraz da tavuklara kireç yedirmeyi akıl edebilselerdi, ikincisi de kabuklu olacaktı belki de. Obalarda kaldığımız zamanlar, iple çektiğimiz günlerden biri de salıydı. Salı bizim için cumadan sonra ikinci mübarek gündü. Çünkü o gün ilçemiz olan Bor'un pazarı kurulurdu. Büyüklerimiz pazara yağ, peynir, yoğurt satmaya gider, dönüşte de sebze, meyve, yiyecek, içecek alıp tekrar obaya dönerlerdi. Obaların bulunduğu yer, arabaların nadir geçtiği Susa'ya bayağı uzaktı. Bizler öğleyin Susa'nın yanına giderek pazardan dönenleri karşılar, çantalarını, sepetlerini taşımalarına yardım ederdik. Mükafat olarak bir salatalık, üç kırmızı can eriği ya da birkaç kayısı alırdık. Sonra yine erikli mükafat için Susa'nın yanına koşarak yeni gelecekleri beklerdik. Bazen sen taşıyacaksın, ben taşıyacağım diye ufak tefek küsüşmeler de olurdu. Ama hiçbir şey kendi emeğimizle aldığımız kırık leblebinin yerini tutmazdı. Ve hatta aşık olduğumuz kızlara bile mektup yazarken
şimdilerdeki gibi canım, gülüm, çiçeğim, sevgilim diye başlamazdık. Kırık leblebim benim diye söze başlardık. Artık ne kırık leblebinin o doyumsuz tadı, ne de can eriğini yedikten sonra somura somura ağzımızda tahtaya dönüştürdüğümüz çekirdeğinin tadı. Şimdilerde hepimiz birer hazır yiyeceğiz. Tüm bu güzellikler, bu tadlar, bu zevkler tek düze olmuş. Hepsinin tadı bozulup, özü alınmış.